Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetler'e hoş geldiniz. Evet, bir Fevkalade Sohbetler'de daha sizlerle birlikte olmak şahane. Bugünkü yayın başlığımız çizim projesi, çoklu çizgiler ve izler yaratmak ve hafıza boşluğunu kuşatmak adı altında. Açık söyleyeyim, bugünkü yayınımız burada görmekte olduğunuz kitapla ilgili Drawing Project adında bir sanat kitabı var ve bugünkü konuşacağımız yayındaki başlıklar bir parça daha profesyonel, yüksek lisans seviyesinde işte üniversitenin ikinci sınıfının desen dersinin konularının başlığında olan bir konuyu ele alacağız. Çünkü çizginin kullanımı üzerine birinci elden bir yaklaşım gerçekleştireceğiz. Pardon, bir şey girdi. Bu arada yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu yayını normalde dün gece gerçekleştirecektik. Oğlumun rahatsızlığı sebebiyle bu akşama kaldı. Herkese anlayış için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fevkalade Sohbetler tam yukarıda yer alan adreste patreon.com/fevkaldesohbetler adresindeki sponsorluklarıyla gerçekleşiyor. Yayın sponsorlarımız Sezin Ergün'e, Semih Talyan, Gözde Yararmıza, Hülya Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Aradır, Öykü Yücetürk, Onca Özgürel, Tamer Demirap ve Akın Taşkın Mavis'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Patreon neymiş diyebilirsiniz. 28 saniye. Evet, Sanatın Türkçe YouTube adresi Fevkalade Sohbetler'de çizim gecesinde, daha doğrusu bir çizim projesinde bir aradayız. Buna çizim projesi dedim çünkü dediğim gibi bir kaynak kitabımız var. Burada yayın boyunca kenarda duracak. Çizim dilini keşfetmek üzerine çeşitli çizim projelerini anlatıldığı farklı üniversitelerde yapılmış çalışmalar ve biz bugün Project Tree'den gideceğiz. Multiple Lines, Marks, Formu araştırmak üzerine olan bir başlık var. Hafızadaki boşluğu kapatmak üzerine. Dolayısıyla çok çizgi kullanarak ve çizgiyi bir iz olarak bırakarak bu konuya yaklaşacağız. Referansım var. Bir parça kedimle olan bu fotoğrafı dan yola çıkarak bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu arada iyi dilekler ve temenniler ve sorular için teşekkür ederim. Ben genel olarak iyiyim. Dün küçük oğlumla bir minik kaza atlattık. Kendisi artık büyüdü ve çeşitli yaramazlıklar yapıyor. Dolayısıyla öyle işte. Neyse, atlattık. Bitmiş gitmiş olsun demek istiyorum. Bu aralar herkes sağlığına, saatine bol bol dikkat etsin. Oğlum hastane demişken, hastane aslında dün yayını yapamayınca dün çizmeye devam ettim. Onu da söyleyeyim. Bu hastane odasında sıfır ışıklı bir ortamda tamamen bakmadan birkaç tane eskiz yaptım. Yani izlerin nasıl olacağı ile ilgili. Sadece hafızadan bir şeyler çizdim. Açıkçası şu en uygun olan hali oldu ve biraz böyle bir şey oldu. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Thank you. Ve bu hafızadan çizme işi enteresan. Bugün de yapacağımız şey o. Çünkü şöyle bir şey yapıyoruz. Biz normalde formu bulmaya çalışıyoruz dostlar. Bugün bunu yapmayacağız. Formu araştıracağız. Formu bulmak ne demek? Formu bulmak demek bir şeyi alıp böyle çizip yapmak demek. Bu formu bulmak bu. Oysa bir de formu araştır var. Yani etrafına öyle bir etki koy ve öyle bir yoğunluk yarat ki aslında gene aynı şey bir yerde çıksın. Şimdi bu formu bulmakla ve formu bulmak üzerine bütün senaryoyu yönetiyoruz. Yetenek sınavları bunun üzerine oluyor. Kontürün, yani dış çizginin etkisi hep buna göre oluyor vesaire vesaire. Teşekkür ediyorum. Bugün StreamYard bir güzellik yapmış. İkinci kamerada da chat'i görebiliyorum. Bu da güzel oldu. Okuması rahat oluyor. Teşekkürler herkese. Velhasıl bu formu bulmak ve formu yapmak iki ayrı şey ve bugün ve bu formu bulmak dediğimiz şey aslında bir benzetme
çılgınlığı. Yani her şeyi sürekli bir şeye benzetmeye çalışmak böyle bir hastalık halinde bizimle beraber gelen bir şey. O yüzden ben bugün öyle yapmayacağım. Bir referans kullanıyor olmama rağmen bu kadar da benzetmeyeceğim. Yalnız yapacağım şey şu. Sadece ve sadece içine 3B takılı bir kalem kullanacağım. Faber-Castell'in bu güzel kalemi TK4600 de 3B takılı. Sadece 3B ve sadece çizgi kullanarak ve klasik anlamda oran çizgi denilen içeriden dışarı doğru giden bir yapı da değil, hafızadan, formdan dışta kalan alanı kullanarak bir şeyler yapıyor olacağız. Ve ne çıkacağı hakkında benim de bir fikrim yok. Ama size böyle bir desen olduğunu, böyle bir araştırma olduğunu göstermek istiyorum. Biraz da bir parça güzel sanatlar okumak isteyenlerin yani okul hayatlarında ve profesyonel yaşamlarında neyle baş edeceklerini görmelerini istiyorum. Bu yayında biraz böyle bir şey var. Çünkü geçenlerde yani bana fevkalade sohbetleri çeşitli sorular geliyor. İşte sanat okumak, güzel sanatlar okumak, işte sınavlar üzerine. Her şey iyi güzel hoş ama en çok karşılaştığım soru iş garantisi var mı? Sevgili dostlar iş garantisi falan olmaz sanatın. İşsizsiniz. Yani içinizdeki etrafınızda yaşamakta olduğunuz sanata hakim ve şey olun. Onunla beraber olun ve onu kucaklayın. Yaptığınız ve sizi yansıtan bu sanatçı kısmına değil de daha çok yani anlattığınız şeye karşı dürüst olarak bir şey yapıyor olun. Bu arada benzetmekten mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışacağım. Çünkü eğitimli ilim bunu yapmaya çalışıyor. Ben her ne kadar yapmayın desem de. Bu böyle çeşitli temel sanat eğitimi sorularında okulda karşılaştığımız bir boşluktur. Bu arada hani sizler de sevdiğiniz kalemler, çizimler, başlıklar, bu tip işin teorik kısmına dair yaklaşımlarla ilgili beğendiğiniz sanatçı sözleri veya görüşleri varsa paylaşırsanız çok mutlu olurum. Lütfen sizler de benimle beraber sohbet sekmesine boş bırakmayın. Çünkü biliyorsunuz yayınımız interaktif. Sizlerden gelen sohbetlerle de konularımız ilerleyecek. Burada tabii Paul Klee'nin desen bir çizgiyle yürüyüşe çıkmaktır sözü bu yayın için bizimle beraber olan bir söz. Bunu söylemek lazım. Çünkü gerçekten de yaptığımız şey bir çizgiyle daha yürüyüşe çıkmak. Yalnız buradaki çizgi kullanımımız daha çok böyle bir iz bırakma. Yani yaptığım şey çizmekten çok böyle bir hareketi, bir grup hareketi sadece böyle bir iz olarak bırakma. Bunun kendi içinde avantajları var ve bazı dezavantajları var. Çizgi roman sanatında çok kullanılan bir özellik olmakla beraber farklı şekillerde de karşımıza çıkan yapıları ve başlıkları var. O yüzden denemek lazım. En azından bir kere hayatınızda böyle bir çizme eylemini nasıl söylediğini mutlaka bakmanız lazım. Tabii bunu yaparken şöyle yapmanız gerekiyor. Gözünüz çizdiğiniz şeyde olduğu kadar bakacağınız şeyde olacak. Ben bugün bir referans kullanıyorum. Dediğim gibi bu şu ops, bir an yayın gitti galiba, kusura bakmayın. Karamelle olan bu yayın öncesi çektiğim bıdı bıdı fotoğrafı ve oradaki lekeleri bulmanın peşine düştüm. Dolayısıyla çizgiyi büyük bir yoğunlukla kullanarak oraya ulaşmaya çalışıyorum. Ve bakalım neler olacak. Bu arada fevkaledesohbetler.com adresinde yeni bir yazı yayınladım. Bu YouTuber vergileri diye bir şey var. Bunun üzerine bir göz atıp bakarsanız fevkaledesohbetler.com'dan çok mutlu olurum. Bana sorularınızı her zaman Instagram'da fevkaledesohbetler ve Twitter'da fevkaledesohbetler adreslerinden sorabilirsiniz. Yayınımız YouTube'la beraber Facebook'ta Canberk Koç ile Fevkalede Sohbetler ve Twitch'te Ressam CBK hesabında eş zamanlı olarak
gerçekleşmekte. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Velhasıl böyle gidiyoruz ve benim de karşımda şu anda, yani az önce gösterdiğim referans fotoğrafı da bu arada duruyor. Ve benzetmemek için, yani oradaki durumu birebir aktarmamak için büyük bir savaş veriyorum kendimle. Açıkçası bir yandan da yayını konuşurken gerçekten çok zor oluyor, ama that's the challenge diyelim. Burada bütün bir yayın boyunca yapacağımız şey çizgiyi katman katman ve farklı şekillerde yığmak olacak. Sonradan seyredenler hızı ileri alıp sesi kapatarak da farklı bir deneyim yaşayabilirler, veya bu yayını izleyen dostların daha sonra bir kere daha izlemeye, hani benim yorumlarım olmadan sesi kapatarak ama aşağıda hızı 2,5 kata falan alarak, artık kaça maksimum alınabiliyorsa, devam etmesini diliyorum. Merhaba. YouTube vergilendirmesinin nasıl olduğundan bahseder miyim? Yani aslında yazıda uzun uzun bahsettim. Özetle şunu söyleyeyim. Şimdi YouTube'da bir kazanılan reklamın işte gelir vergisine tabi olması konusu var. Yaklaşık 5 sene önce bu konuda başvuru yapılmış. Yani buradan gelen geliri nasıl? Teşekkür ediyorum Mercan Hoca. Yani yazı aslında tam da senin konular üzerine geçiyor Mustafa. Bunların hiçbiri açıkta değil. Yani bana bunu anlat diyorsan anlatamam. Ben de zaten bu yüzden bu yazıyı kaleme aldım. Çünkü olan şey şu. Ben de bir gazete haberinden yola çıkarak yazıyı yazdım. İşte gelir vergisi meselesine tabi olması konusu var. Bu yüzden başvuru yapılıyor. 5 yıla öncesinden başlayan bir olay bu ve maliye hiçbir şekilde insanlara cevap vermiyor. Tabii birdenbire pandemi sonrası bu iş patlayınca 2019'dan itibaren de insanlara ceza gelmeye başlıyor. Yani geriye dönük olarak kazandıklarını cezası geliyor. Ve bu vergilendirilecek mi? İşte bu aynı zamanda tabii hani temsilcilik atama meseleleriyle de biraz bağlantılı konular. Özünde ben yazıda şunu söylüyorum. Tam da senin sorduğun soruyu söylüyorum. Ne kadar ve neye göre belirlendiğine bakılması lazım. Çünkü Türkiye'nin vergi kanunu 1945'lerden kalma bir kanun ve uzmanların söylediği şeyden alıntılayarak söylüyorum. Çünkü ben hani okuduğum kadarıyla bir bilgi veriyorum. Ben yazıyı okuyun bu bağlamda fkdesohbetler.com'a girip. Yani 1945'ten kalma bir kanun yapısıyla 2021'in sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. O yüzden de sıkıntılar oluyor. Şu anda bir vergi yok. Yani YouTube'dan elde ettiğiniz gelirin ne kadarının vergilendirileceği, nasıl olacağı belli değil. Şu anda devlet sadece anladığım kadarıyla beyan etmediniz cezasını keserim modunda bir yaklaşımda. Zaten gazete haberi de, ben bir gün gazetesinde okuduydum. Başka gazetelerde de çıktı ama bir gün haberini takip edin. Cumhuriyet'inki değil, diğerleri değil. Tekrar tamam, kolay kolay gelsin Mercan Hoca, sağ ol, teşekkür. O da iyiymiş. Sağ ol Mercan, teşekkür ederim. Velhasıl yani konu biraz karışık. Ben de tam da bu konuları anlatan bir yazı yazdım. Lütfen okuyun, yani gidip paylaşın, başkaları da okusun. Konu şey, yani vergilendirme nasıl yapacaksınız? Çünkü YouTube, yani şu anda benim anladığım Google Ads üzerinden gelinen reklam gelirinin vergilendirilmesi üzerine bir yaklaşımı var bu işin uzmanlarının. Ve komik olan şey de şu ki yani 200 liralık tek bir seferdeki kazancınız için de vergi vermeniz gerekiyor ve bunun pulu, maliye işlemleri falan 200 liradan daha fazla tutuyor aslında. Hani ve oysa YouTube gelirleri dediğiniz şey bugün ülke ekonominin ciddi katkı sağlayan bir şey, ki ben de yazıda bundan bahsediyorum. Ve burada asıl mesele YouTube reklam gelirleri değil. Öyle herkesin düşündüğü gibi bir şey yok ortada. Ama affiliate marketing denilen sponsorlar, bağışlar gibi yan başlıklar var. İşte oraları nasıl
düzenlenecek ve tabii öldürmeden bunu almayı nasıl becerebilecekler konusu var. Benim yazım tamamen bunun üzerine. Hani lütfen ben daha çok bir gün gazetesindeki haber üzerinden önce hiç bu konuyu bilmeyenler için bir genel açıklama yaptım. Daha sonra da hani nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair nacizane paylaştım. Lütfen hani detay eden dostlar fevkaldesohbetler.com'a gidip yazıyı bulup paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Thank you. Yani ortada ha bir de size şunun için de söylüyorum. Böyle vergilendirme falan deyince böyle millet acayip korkuyor. Yani konu pek öyle bir konu değil. Hani öyle acayip de bir şey yok. Yani usulü belirlenmemiş bir şey geriye dönük cezasını kesmeye çalışıyorlar. Hani zaten insanlar soru sorup hani bunu yapacak mıyız dedikleri için ceza yerlerse şey olur yani. O çok da böyle önemli bir durum. Bu arada ne kadar değişik bir şeye doğru gidiyor. Farkındaysanız bu çizgi yığma işi enteresan. Yani evet alışık olduğumuz estetik değerlerde ve güzellikte bir şeyi çıkarmıyor. Belki ama bu da bir dil diyelim. Tabii bu dil için şunu söylemem lazım. Mesela böyle yetenek sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için ne kadar pozitif olur onu bilmiyorum. Yani bu o tip bir desen değil. Bu bizim daha desen teorisi dediğimiz işte çeşitli kitaplar var benim de okuduğum işte Thinking Through Painting olsun, kenardaki Drawing Projects olsun. İşte A Philosophy of Drawing var burada arkada çok sevdiğim bir kitaptır. Biraz buralarda yurt dışındaki sanat okullarında, sanat fakültelerinde nasıl yapıldığı üzerine ne öğrencilerin zihnini açmak, sorular sordurtmak üzerine olan kitaplar ve bunlar oradaki eğitimler. Biraz açıkçası oradan alıyorum. Bu arada Moşin'in simyager dükkanı. Hocam çocukluğumdan beri bu tekniği çiziyorum. Tamamen kendinden geçti. Van Gogh'un çizen yazan adam eskisinden sonra da bırakamadım. Zaten Van Gogh'a bakıyorsan bırakamaman normal. Çünkü Van Gogh bu işin şey. Emir bir şey söylemiş. İnsanlar YouTube'da içerik üretmek kolay görüyor fakat öyle değil. Para kazanmak da kolay değil platform üzerinden. Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru bir söz. Yani ben bu konu açılıyorsa ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir yayında mikrofon problemi oldu. Lavin'in ilk yayını düzenli takip edenler hatırlıyor ve haklı olarak sonradan izleyen herkes mikrofon çok kötü, ses çok kötü vesaire gibi laflar ediyorlar. Doğru. Veya işte bu yayın sırasında internet bağlantısında bir problem olursa işte bu yayını yapan videoyu çeken işte, internetin çöktü vesaire. İyi de arkadaşım yani sen benden bir prodüksiyon bekliyorsan o prodüksiyonun bir maliyeti var. Yani bu bir yayın. Geçen bir arkadaşımla konuşuyoruz. Radyocu. İşte bir proje üzerine. O da bana işte biraz YouTube deneyimimle ilgili sorular sordu. Dedi aynı radyo gibi dedi bana. Dedim yani evet, yani çok da büyük bir fark yok. Yani radyo bu bir yayın platformu. Burada üretilen içerik hani şey zannediliyor. İşte bir grup zibidi genç ki ben yazıda ondan bahsettim. İşte bilgisayar oyunu oynuyor ki onun iyisini yapanın ürettiği emeğe çok saygım var. Onu yaparken bir yandan yeniliyor, bir de oradan bedavadan para kazanıyor. Hiç öyle değil arkadaşlar. Hiç öyle bir şey yok yani. O tamamen siz insanların algılamasını istedikleri böyle bir yanılgı ciddi anlamda içerik üretmek ve bu içerik üreticisi ekonomisi denilen şey ciddi bir konu yani YouTube'un CEO'sunun açıkladığı rakamlar var şimdi yanlış olmasın ben de yazıda bahsediyorum yani ABD'de 2019'da 30 bin kişinin çalıştığı işe eş değer bir gayri safi milli hasılaya katkısı olmuş. YouTube'un İngiltere'de bu rakam 20 binlerde, Fransa'da da 15 binlerde. Yani burada yapılan iş hiç de kolay değil. Yapması kolay değil. Yapması kolay değil. Sürekli değil. Kolay değil ve hani yayının kendisinin yarattığı katma değer vesaire bunlar çok başka konu başlıkları. Ama şey zannediliyor. Hani sürekli herkes deli gibi bir reklam izlediği için öf bu videonun başına süper bir
Ne reklamlar geldi, acayip para kazanıyordur. Konu öyle değil. Reklamdan gelen gelirin nasıl paylaşıldığı konusunda YouTube çok acımasız ya. Öyle neler neler var. O yüzden bu iş öyle milletin bildiği gibi değil. Ben de açıkçası yazıda biraz bunu anlatmaya, insan kork ve biraz bu işleri sorgulamaya davet etmek istedim. Tabii. Lafa daldık. Buradaki bir şeyi unuttuk. Bu arada kadrajda değişiklikler yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Ya bana şey geliyor. Bak Emir'in söylediği çok hoşuma gitti. Pardon, bu Uğur'un söylediği. Yani ortada bir yemek varsa zaten kolay değildir. İkincisi de hani bir kafe açmak için ne kadar bir maliyet gerekiyorsa kaliteli içerik üretmek için de o kadar maliyet gerekiyor. Bunu size söyleyeyim. Hani insanlar zaten sahip oldukları işleri sebebiyle vesaire gibi şeylerle bunları sağladıkları için kolay gözüküyor. Ama öyle değil. İşi şeyine indiğinizde, detayına indiğinizde ve biraz kalitesini yukarı çekmek istediğiniz zaman bir işletme açma maliyetinin karşılığını buluyorsunuz. Tek avantajı ve belki bir farkı hani şey olabilir. Düşük bir maliyetle başlamak. Hani bir yere getirene kadar minimum çok şey yapabiliyorsunuz. Ama bu genelin kıymetini arttırmıyor. Bu arada lütfen çizim çizmek, çizgi davranışları üzerine yorumlarınızı getirmeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Şimdi şurada kalemle tekrar bir yaklaşalım. Bu akşamki işimiz tamamen çizginin böyle bir tarafı var. Yani bu bir şeye benzeyecek mi hakkında en ufak bir fikrim dahi de yok. Sakın öyle bir beklenti olmasın. Bu akşam şunu yapıyorum. Açıkçası bu proje dün akşam işte hastanede karanlık odada çizdiğim gibi. Yani bir form var ve biçim var ve çizgiyi koyup onun üzerine başka bir çizgi daha koyup onun üzerine bir başka çizgi daha koyup yani satrançtaki oyun gibi bu sefer rakip yaratarak bir anlamda içimi ikinci bir oyuncu gibi düşünerek sanki işte ben bir hamle yapacakmışım da o benim o hamlemi bozmuş, ben şimdi ona yeni bir karşı hamle yapıyormuşum gibi düşünüyorum. Evet, hatching. Tam olarak bu. Aslında Hashtalks'ta böyle bir yayın yapmak lazım. Bir yerde. Ama mesele tekrar söylüyorum. Güzel olması vesaire değil. Bu bayağı böyle exploration through space. Hafif eğimli. Evet. YouTube'dan izleyenlere ayrıca teşekkürler. YouTube kanalımız özünde bir YouTube kanalı ve oradaki büyüme eğrisine çok konsantre vaziyetteyiz bu aralar. Ben bu arada bu arkadaki portreye bu kadar girmeyecektim. Lafa daldık. Vallahi çok pis lafa daldık. Yalnız bu yayının başında hani formun kendisini araştırmak ve etrafından formu çıkarmak arasındaki farkla ilgili söylediklerim gümbürtüye gitmesin. Çünkü asıl konumuz o. Bir yerde benzetmeye dalmamak lazım. Mesela ben azıcık daldım, şimdi oradan çıkmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, elimizde tek bir kalem var, tek bir hareket var. Bir 3B ile yapacağız bütün
Kalemin sürtme sesine de laf etmeyin artık dostlar. Ay, ne yapayım onun için yani. Zaten kalem böyle sürtmezse bu teknik çıkmaz. Yani ona yapacak bir şeyim yok. Biraz mikrofonu yukarı alayım. Belki o çözer mi? Bu arada şeyi söyleyelim. Bunu aslında bu tip artline kalemlerle de yapabilirsiniz. Yani hatta bu artline kalemlerdeki kullanım birazcık daha buna bağlı. Ama ben bugün özellikle bir 3B ile göstermek istiyorum. Çünkü standart bir desen kalemiyle, bu arada standart bir desen kalemi kullanabilirsiniz. Yani şu her yerde satılan kalemlerle bu iş yapılıyor. Ben sadece yayın içerisinde size kalem açıp vakit kaybetmek istemediğim için şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Çizgilerin yönü meselesine getirilen yorum için. Zaten amaç biraz bu. Yani bir hareketi böyle bir işaret koyarak çeşitli boşlukları ve formları doldurmaya ve ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle gelen soruya cevap vereyim. Hadi bakalım. Şimdi odakta problem olmaması lazım. Yani diyeceksin kamerayı niye oynatmadım? Bunu yayından önce şey çıktı. Kabum. Ne? Yükselticisi bozuldu. Şimdi bu noktaya gelince eliniz taramayı bozmaya başlar. O yüzden bir parça elinizin altına bir şey koyacaksınız. Buradaki handikap çizim alanını ne kadar gördüğünüzde değişiklikler olmaya başlıyor. Dolayısıyla gördüğünüz ve görmediğiniz şey arasında bir tahmini üretmeye başlıyorsunuz. Bir anlamda görmediğiniz yüzeyi görüyormuş gibi çizmeniz gerekiyor. Bir de bu tip böyle kalem vesaire veya böyle bir yükselti koyarak düzeltmelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani öğrencilere de tavsiye veririz işte elin dağıtmasın diye. Onlar da bunu koyarlar. Sonra da bunu böyle sürterek çekerler. Sonra da derler ki hocam ben öyle koyuyorum olmuyor. Tam sürtmeyeceksin. Evladım bunu kaldırıp koyacaksın. Hani onu da belirteyim de. Ah kalemelcik ah. Tekrar böyle getireceğiz. Aşağı bakmayacağız dostlar. Boğaziçi'nin en böyle tepeye fırlandığı, yani gündem değiştirilmeden önce uzaya gideceğiz falan denmediği dönemde Fevkalade Sohbetler ikinci yayınını gerçekleştirdi 4 Şubat'ta ve o gün Nurullah Berk'in tayyareciler resmi üzerinden bir konuşma yaptık. O gün bu meseleye değindiğimi düşünüyorum o yayında. Aşağı bakmayacağız, ne diyeyim? Wow, Hülya'cı çok fazla laf etti. Bence kalemin sürtme sesi resmederek müzik yapmaktır diye hoş. Benim bu arada kalemin sesiyle ilgili bir şeyim var. Ben bazen öğrencilere fiziki ders yaptığımızda atölyede çizmiyorsanız falan diye böyle çıkışırım. Onlar da çok bozulurlar. Bir gün şey dedim ya. Hocam ama işte falan dedim. Nereye çizdim? Ama işte kalem sesi gelmiyor. Yani kalemin sürtme sesini duymuyorum. Gerçekten çizerek çalışan bir sınıfın sesi olur diye sürtme sesi olur. Sizin gıkınız çıkmıyor. Tek birbirinize olan konuşmanız dışında hiçbir şey duymuyorum dediydim de çok bozuldulardı.
Ama haklıydım yani. O sınıfın kazanamadığını söylememe gerek yok herhalde. Ya bu arada tabii ki kazandılar. Yani hiç sıfır geçmiyoruz ama yani Hayaller Mimar Sinan, Gerçekler Özel Üniversite %50 burs olsun istemiyorsanız çizeceksiniz, çalışacaksınız. Bu arada hani umarım Boğaziçi'ni kısa geçtiğimi düşünmüyorsunuz. Çünkü çok Boğaziçi'de arkadaşım var. Ve ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ülkem adına üzülüyorum videosuna kesinlikle katılanlardanım. Yani farklı bir ses olmanın bu ülkede birilerinin istediği gibi düşünmemenin ve iyi bir eğitimi talep etmenin, iyi bir interneti talep etmenin, iyi bir sanatı talep etmenin bir hak olduğunu düşünüyorum. Rektörü seçmeyi talep etmenin bir hak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu işi yapan herkesin de yani bu eylemlerle sesini duyuran herkese de destek veriyorum. Ama bu arada hani böyle eylemleri de kriminalize etmeye çalışıyorlar. Ya bu geçin bunları. Yani ben 37 yaşındayım, çok gördüm bunları. Adam elinde her türlü şeyle protesto yapar. 10 tane üniversite öğrencisi olunca bütün televizyon kanalları verir. Siz gerçekten bir olay olduğunda televizyonda görmezsiniz ki. Ben yıllarca İstiklal Caddesi'nde çalıştım. Bir olayı anlatayım size. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Böyle şu çok olan bir şeydir işte. İstiklal Caddesi'nde genellikle de sol görüşlü öğrencilerin basın açıklaması yaptıkları bir alan vardır. İşte 10 tane öğrencisi varsa etrafında 4 sıra polis vardır onların böyle. Burada da kameralar. Akşam bütün televizyon kanallarında görürsünüz. Solcular işte haber eylem yaptı falan diye. Ya biz bir gün bankaya gittik. Teyzemle. Sena teyze. Yok, Ayşe Hoca'yla gittik. Parmak Kapı İş Bankası. Biz içerideyken birileri geldi İstiklal Caddesi'ne. Molotov kokteyli attılar şubenin içine. Ve biz şubede hepimiz içe kaçtık ve şubenin şeyleri indi, kepenkleri indi ve 30 dakika bankada mahsur kaldık. Ve sonra da banka açtı ve kameralara baktı ve dağıldılar diyerek gitti. Ve o 30 dakika bir banka şubesinde Molotov kokteyli açıldığında ben bir tane polis görmedim. Oysa ki 5 tane üniversite öğrencisi ya da profesör bir şey söyleyeceği zaman çok polis gördüm. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu böyle bir ezber bir şey. Artık yemiyorum da. Yani istenilen bu. Anlatabiliyor muyum? İstenilen birileri kavga etsin. Kavgadan beslenen bir yönetim biçimi demeye dedim varmıyor. Bir yapı, bir sistem yani. Ya Allah aşkına, üniversite sınavların kapalı olduğu, sadece online sınav eğitimin olduğu ve sadece öğrencinin işte sınav için girip çıktığı bir dönemde bütün ülkeyi saracak kriz çıkarmayı nasıl becerdiniz ya? Yani sorulması gereken soru bu. İşte Boğaziçi'liler öyle dedi. Ya arkadaşım, üniversite kapalı. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu şehir dışında. Sadece sınavlar için 3 günlüğüne 4 günlüğüne geliyorlar veya işte sınavlara girebilecek olan, fiziki girebilecek olan giriyor, giremeyecek olan girmiyor. Bu atmosferde sen bütün ülkeyi kapsayacak karışıklığı ne kafayla çıkardın? Rubber Luna. Tamam mı? Merhaba. Yani ben orada duruyorum. Yani sanki çok normal bir eğitim öğretim dönemindeyiz de öğrenciler işi gücü bıraktılar da eylem yapıyorlar. Şaka mısınız ya? Millet evinde, internetsiz, ülkenin gündemi insanlar aç, insanlar işsiz. Her alanda sıkıntı var. Çok yüksek vergilerle boğuşuyoruz. Bugün artık ekmek su gibi gerekli olan, ticaret yapmak için, eğitim için, onun için, bu için gerekli olan, interneti lüks olarak gören bir yönetici akılla var olma mücadelesi veriyoruz. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Falan falan.
Cezayı keserken güzel de. Ben sadece şunu biliyorum arkadaşlar. Ben bundan 4 sene önce çok da farklı bir gelirim olmadığı halde çalışarak ve işte taksitlendirerek elimdeki elektronik cihazları yenileyebiliyordum. Bugün bunu kimse yapamıyor. Ve bugün avcı elektronik cihazlara çok da ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Olmaz, rezillik. Bir yayında söylediydim. Bir tür küçük faşizm bizim içimize işlemiş vaziyette. Kurtulamıyoruz ondan. Bunun hani siyasi partisi de yok, onu söyleyeyim. Herkes de var. Ya yani geçen Mine Kırıkkanat Cumhuriyet bir tweet attı, gördünüz mü? İnsanlar açken işte bu maaşı beğenmeyip greve gitmek efendim yanlış falan diye tweet attı. Rezilsiniz ya. Ne demek arkadaşım? Grev bir haktır ve yapmak isteyen yapar. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazan bir kişi söylüyor. Şimdi böyle bir zamanda zamanı mı? Her zaman zamanı. Demokrasi böyle bir şey. Öğreneceksiniz. Yani biz hep sağ tarafı konuşuyoruz da bir de soldaki faşistleri de konuşmak gerekiyor. Onlar da çok bozuyor işi çünkü. Sol görünümlü faşist. İnsanlara tepeden bakan, insanların haklarının istemesine engel olan bir yığın, bir garip gureba, böyle saçma sapan bir topluluk yani. Sen Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyorsun. Ayıptır ya. Atma o tweet'i yani. Taramalar kafama göre. Şimdi normalde forma göre olması lazım veya tek bir yönün dağılımı olması lazım. Ben ikisini karıştırıyorum şu anda. Açık söyleyeyim, keşke haklı olmasam. Haklı olmamayı diliyorum. Ama maalesef öyleyim. Yani bu işte yayında konuştuk ya, bu YouTube vergileri meselesini. Ben böyle bir yazı kalemi aldım sonradan gelen. Bunu almamın sebebi Facebook'a attığım bir yorum. Hani ben haberi paylaştım bir arkadaşım ama insanlar vergi vermedi falan diye böyle bana yazı yazdı. Biraz böyle altında konuştuk. O sırada fark ettim. Şimdi ne kadar aslında kişilerin bilmeden ki yani bu işlerden anladığını düşündüğüm biriydi. Onun üzerine kaleme aldım yazıyı. Ve hani şöyle düşündüm. Ben de YouTube bir içerik üreticisiyim. Konuyla ilgili ve daha bu arada bu kanal para kazanmasız açılmış bir kanal değil. Onu da söyleyeyim. Yani daha o işler başlamadan yazıyı yazdım. Yazıda da belirtiyorum ama çok uzun zamandır üzerine okuyorum ve araştırıyorum. Fevkaladesohbetler.com'da blog bölümünde şöyle bir fotoğraf başlığıyla görüyorsunuz. YouTube vergileri fevkalade bir fikir mi yoksa fevkalade bir ceza mı diye. Yani ben de içerik üretiyorum. İçerik üreten biri olarak konu hakkındaki görüşlerimi belirtmek ve yayılmasına, tartışmaya katkı sunmak istedim. Benimki tartışmaya katkı sunma. Nasıl olmalı? Çünkü olmaması gibi bir şey çok mantıklı gelmiyor bana. Hani e-ticaret döneminde yurt dışında da hani ben Patreon'da bile mesela Patreon'da da çeşitli şeyler var. Ama sistemi nasıl çalıştı? Mesela yurt dışında şöyle bir şey var. Kanallar ticari ve işte yaptıkları içeriklere göre bölünmüş vaziyette. Hemen onu söyleyelim. Mesela sanat ve tasarım alanındaki bazı işlere bağış adı altında hani kazanan vergi veriyor ama bağışı yapan da vergi indirimi alıyor. Hani yurt dışında YouTube kanalları nasıl büyüyor sorusunun böyle cevapları var. Yani mesela diyelim ki bir firma bir içerik üreticisine içerik üretmesi için sponsor desteği oluyor. İçeriği üreten kişi vergi veriyor, eyvallah. Ama sponsor desteğini veren de vergi indirimi alıyor. Bunu getirecek misiniz? Getireceksiniz. Tamam. Bizim devlet her şeyden vergi alır. Matmazel, kesinlikle katılıyorum.
Ezberden konuşmamak lazım. Oturup çalışmak gerekiyor. Ben şimdi bir video yapmak istiyorum mesela. Hazırlanıyorum konuyla ilgili. Şimdi söylemeyeyim. Telif meselesiyle ilgili. Bir sanatçı büyüğümüzün başına gelen. Çalışıyorum yani. Şurada 10 dakikalık video için dünyanın kitabı okunuyor. Bu arada Hülya Hoca'nın az önceki sorusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben de biraz aslında alışkanlığıma mahkum oldum. Yani formu çıkarmaya taktım biraz. Halbuki yapmasam daha iyiydi. Burada elimdeki görseldeki karaltının daha K'sine yaklaşamamış olmam da ayrı bir komedi durum tabii. Şuraya şöyle bir girelim de. Bakalım neler olacak. Değişik oldu ama değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet, ben de çıktım. Tarama konusunda mürekkepli kalemler için giderken şunu söyleyeyim. Art'tan kalemler çok iyidir. Yani şu gerçekten. Zaten aslında burada anlattığım şey biraz böyle bir kalemle yapılması gereken bir şey. Bu yöntemde tabii gerçek anlamda bir final sonucu almak için yani kaç dakikadır çiziyoruz? 43 dakikadır çiziyoruz. En az bir 43 çarpı 2'ye ihtiyacımız olacaktır diye düşünüyorum. Ve Artline dışında aslında bir tür füzenle vesaireyle de üzerine girilerek başka şeyler yapılabilir. Kolunuz ağrıyana kadar, abartmıyorum, kolunuz ağrıyana kadar taramanız gerekiyor dostlar. Bir yere doğru gitti. Gerçekten. Hiç niyetlendiğim bir yere doğru gitmedi. Ama zaten böyle bir şeydeki amaç da o. Yani sizin niyetinizin dışına doğru sürükleniyor olması.
Bu arada geçenlerde biri bana şey dedi. Hani bazen çok konuştuklarım sert mi geliyor? Hani niye yapıyorsun falan dedi de. Arkadaşlar zaten bittik. Hani daha elimizde konuşmaktan başka hiçbir şey kalmadı. Kedi çiziyorum. Şimdi bu kontrolü yapmamam gerekiyordu. Bak şu kötü hareket bu arada. Onu hemen söyleyeyim. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Aa, 35-40 yani en mutsuz 35-40 hayalleri eğitimi ve bilgisi dahilinde çok hayal kırıklığına uğradı, çok sekteye vuruldu, çok mobbinge uğradı ve bunu 65 ve üstü olan bir kuşak yaptı. O yüzden. Yapılan şeyin mobbing olduğunu bugün 2020'nin terimleriyle algılıyoruz. Arkadaşlar bizde şey kültürü yok. Onu kabul etmemiz lazım. Yani bizde paylaşım kültürü yok. O bir yalan, onu orada anlaşalım. Yani bizde bir paylaşım kültürü yok. Türk misafirperverliği falan. Bizde yargı var. Yani bizde yargı dağıtma var. Herkes birbirine yargı dağıtıyor. Yani bir tane de şöyle bir şey yok. Aa, ne güzel bir şey yapıyorsun. Eline sağlık diyen yok yani. Bizde yargı dağıtma var ve biraz böyle başarılı olanın ipini aşağı çekme var ve bunu böyle sanki hani ben yapmıyorum, Ahmet yapıyor. Ben hiç öyle değilim adı altında yapılıyor. Ben değil öyle, bırakın. Evet, bu teknikle çalışırken Hülyacı beni konuya çekmeye devam ediyor. Sağ olsun. Ben bugün konunun resim konuşacağım, teori, sanat teorisi konuşacağım, teknik konuşacağım derken her şeyi, onun dışında her şeyi konuşuyorum. İddiamın dışına çıktım gene. Evet, bir parça yukarıda tutmak gerekiyor. Bir ara şunu kullanmak üzerine bahsederken de söylediğim gibi yani yukarıda tutmak lazım. Kalemi biraz açıda tutmak lazım. Yani şimdi siz görmüyorsunuz ama hani kalemin değdiği yüzeyle elim arasında böyle bir boşluk var. Bunun böyle çıkmasını sağlayan şey o. Zaten dikkat edin, bakın burada uçta tutmuyorum kalemi. Kalemi geride tutuyorum. Ben bunu geride, hatta bazen şöyle elinize, sol elinize, sağ elinizi tutarak da bir şeyler yaratabilirsiniz. Ve tek bir hareketi bütün çizimin üzerinden geçirebilirsiniz. Artık bu noktada mesela böyle bir şey yapmakta sakınca yok. Pasa gitti geldi, görüyor musunuz? O yüzden az önce dedim 40 çarpı 3, yani iki tane daha 40'a ihtiyacım olacak. Gerçek anlamda bir final için. Ve tabii bu arada bu inanılmaz şekilde konu soruyor. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim. İki defa bu arada dedim, pardon.
Sanatın Türkçe YouTube adresi yayınlarda Türkçeyi bazen efsane şekilde katledebiliyor. Kusura bakmayın. Buna da eğileceğiz. Buna da toparlamalar yapacağız. Bu tip bir işlemi yaptığınızda burası ağrımıyorsa, böyle bileğiniz şuradan böyle kasalarınız çekilmiyorsa yanlış yapıyorsunuzdur. Bunun fiziki bir tarafı var. O fiziki acıyı çekmeden masanın alttan kalkıyorsanız yanlış yapıyorsunuzdur. Ben bazen soruyorum yani öğrencilere. Koyu kontrol arka planda. Evet, evet planda. Evet plano. Ama onu yayında göstermeye fırsat kalmayacak galiba. Yani orada öyle bir sıkıntımız var. Bakalım kaç? 51. dakikadayız. 1.05'te bitireceğim. Yoruldum. Geçenlerde portre üzerine bir yazı okudum. Ondan biraz etkilendiğim ve bu aralar çizimlerde hep niyetlendiğimden daha fazla portreye doğru geçişler var yayınlarda. Hani o okuduğum şeyin biraz etkisindeyim. Güzel soru, dondum. Ağaç. Ağaç çizerken çok mutlu oluyorum. Ağaç çizmeyi çok severim. Teşekkür ediyorum Utkan. Karikatür ya da illüstratör çizimler konusunda fikriniz nedir? Amatör olarak merak var ama bunun bir eğitimi var mı? Eğitimi var. Çizim eğitimi. Çizim eğitiminin kendisi zaten budur yani. Çizmeyi biliyorsanız bunu yaparsınız. Karikatür veya illüstrasyon özünde bir farklı bir şey değil. Yani unutmayın ki ilk karikatürü yapan usta da bu kişiydi. Leonardo'nun burada var mı? Yani ifadeler üzerine yaptığı. Yani. Buyurun. Onu da bu adam yaptı. O yüzden arkada bir tribüs duruyor yayınlar boyunca. Ben illüstrasyonu çok seviyorum. Başka bir zihinsel davranış biçimi. Kendim çok seviyorum. Çok öneriyorum. Ve bu bir dil. Çizimin en temel dili. İllüstrasyon klasik anlamda bildiğimiz resmin çoğaltılabilir ve daha piyasaya çıkan hali ve illüstrasyon olmadan da resim fikrinin ve bilgisinin ve sevgisinin oluşamayacağını düşünüyorum. Mesela bizde işte akademi geleneği falan hocalar böyle illüstrasyona çok tükaka bakarlar. Onu yapan öğrencilere de çok gömerler. Ondan sonra da niye Türkiye'de sanat ve resim anlaşılmıyor? Yani sanat ve resmin anlaşıldığı ülkelerde illüstrasyonlu kitap var mesela, değil mi? Bu arada kitap resimleme resmin en eski hallerinden biri. Yani işte illüstrasyon yapıyor efendim. Kitap resimleme. Yani papirüstü el yazmasından beri kitap resimleme diye bir şey var. Onu ne yapacağız? Ya hepimiz krallara resim yapıyormuşuz işte. Hani Fransa Kralı Louis'nin sarayındaymışız. İşte 8. Henry'nin sarayında Holbein'in yerini almaya çalışıyormuşuz gibi bir havada, afrada, tafrada işler yapıyoruz. Yok öyle bir şey yani. Zaten bugünün dünyasında yok. Belki de ressam olarak en bereketsiz zamanlardayız. Taşen.
Doğru yazdık değil mi şimdi? Yalnız tuzlu ha ona göre. Aslında merak ettim. Bu özel baskı bir kitaptı. Onun Michelangelo'su ve Rafael de vardı. Onları alamadığıma çok üzüldüm. Ama bu kitabı 7 ay ödediydim. Taksitle aldıydım. 7 ay boyunca ödediydim yani. Rica ederim Utkan, ne demek? Yoruldum ha. Bu arada aksine bir kayma oldu. Karikatür sorusuna cevap verdiğimi umuyorum. Ya şimdi Alan Lee diye bir adam var. İllüstratör. Çok daha ressam birçok kişiden yani. Ya bizde bu ressamın meslek tanımında sorun var. Ressam kimdir diye bir soru sormuştu biri yayında. Ben de güzel güzel cevaplamıştım ama sanki bu ressam kimdir'i bir daha bir tam anlatan bir video çekmek niyetim var yani. Sözlük açıklamasına göre hani benim kanalın ne olduğunu konuşmuştu ya, ben illüstratör oluyorum sanırım. Evet, sen bir illüstratör oluyorsun Ezgi. Senin yaptığın şeyin tam olarak tanımı ve karşılığı o. Sen bir illüstratörsün ve yaptığın şeyin de adı illüstrasyon ve çok da iyi yapıyorsun. Ve yapılmalı. Taklit öğrenmenin birinci yolu karikatür konusunda en iyi çizerlerden biri. Turhan Selçuk'a bakın. Desen eğitiminden sonra kesinlikle Turhan Selçuk doğru. Şakacı. Buradaki kinayeyi açıklamak lazım. Millet ciddi zannedecek. Yani bu siparişi alıyordu ya. Bu siparişi alıyordu yani. Yani bugün sizin sanatçı dediğiniz ressam için 1789'a ihtiyacınız var dostlar. Fransız ihtilaline ve Breton kavramına ihtiyacınız var. Yani onun öncesinde ressam dediğiniz kişi işte mimar gibi, efendim kasap gibi, terzi gibi, zanaat sahibi, meslek sahibi bir erbaptı ve bir locaya bağlı olarak iş üretiyordu. Şimdi planları ve formları çıkartacak ve biraz ayıracak bazı hareketlere ihtiyaç var ama ben yoruldum. Evet. Dostlar, bu yayını Patreon sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. patreon.com/fevkaydesohbetler. Patreon sponsorlarımızın destekleriyle bu yayınlar gerçekleşiyor. O yüzden lütfen patreon.com'dan destek verin. Bu yayın Sezin Ergüney, Sevinç Dalyan, Gözde Erarmiza, Hülya Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Ödürü, Öykü Çitrik, Gonca Özgüler, Tamer Demirak ve Akın Taşkın Maviş'in destekleriyle. Mercan Hoca ve Emel Hoca'yı söyledim mi? Bir daha okuyacağım. Sezin Ergüney, Sevinç Dalyan, Gözde Erarmiza, Hülya Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Öldürü, Öykü Çütürk, Gonca Özgüler ve Tamer Demirak ve Akın Taşkın Maviş'e teşekkürlerimle. Patreon neymiş? 28 saniye bakalım. Evet, kesinlikle herkese teşekkürler. Kim Jong gelmiş. Kim Jong bambaşka bir kimlik ve çok büyük bir illüstratör ve tek çizginin büyük ustası. Bir gün onu da konuşuruz inşallah. Bugün bir çizim projesi yaptık. Çoklu çizgiler ve izlet yaratmak daha da başlığımız. Hafıza boşluğunu kuşatmak üzerine bir yayındı ve bir parça da aslında daha ileri seviyeli desen yayınıydı. Bu tip egzersizleri yaparak geliştirmek gerekiyor. Bu videodan bir değer elde ettiğinizi düşünüyorsanız beğenip kanala abone olup o zil tuşu var ya, hatırlatıcı, ona basıp Patreon'da, orada vesaire her yerde desteklerseniz
Çok teşekkür ederim. Çok da mutlu olurum. Hepinize güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarın akşam Hatch Talks'ta İngilizce kanalda Something Green olacak. Yeşille Purple mı? Ya mor ya yeşil yapacağız İngilizce yayında yarın akşam Hatch Talks'ta. Ve pazar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra ayda bir kere birazcık daha böyle bir tık daha yukarıda, yani lisans sonu yüksek lisans seviyesinde desen başlıklarını, çizimin teorik başlıkları üzerine, resmi üzerinden düşünerek yayınlarda kadroya eklenecek güzel sanatlar ve diğer başlıklarıyla beraber. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Uzun yaşayın ve parlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın Hashtalks'ta pazar saat 22'de fevkalade sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.